Beşiktaş kaç senedir geldi? 3 senedir geldi oraya. Evet. Öyle mi geldi? Adam onu oynatmıyor, bunu oynatıyor. Medeli oraya onu oynatıyor. Kolay mı bu işler ya? Harcadıkları paralarda çok fark ya. Var mı acaba? İstiyorsunuz ki laf çıksın falan. Bitti o devirle. O böyle 50 kişi yüklenip de kaleye adamla beraber sokan devirler bitti. Hakemler de bitti. Yavaş yavaş. Biraz önce abi Beşiktaş gibi top oynan. Nerede Beşiktaş gibi top oynayacak? Ya zaten onlar da bu maçı bakarlar. 2,5 senenin üstüne oynadılar. Kolay, dün geceki maç anormal bir maç yani. Ben Beşiktaş'ı böyle görmedim abi. İlk yarı ya, inanamadım ben, ya. Ben rakip nasıl olarak değerlendiriyorum hocam. Kayseri maçında oynayamadı Beşiktaş. Oynayamadı. Şimdi ya ligde içeride daha farklı. Ligde dışarıda çok sıkıntılı hocam. Aksar maçında da içeride oynayamadı. Tabii, şunu kabul da etmemiz lazım. Biraz da Osmanlı'da yani bir şey söyleyeyim. Beşiktaş ilk golü bulduğu zaman istediği oyunu kurabilir. Arkadaşlar. Ama o zor hocam. Onunla da öyle değerlendirmek lazım. Arkadaşlar bakın. Beşiktaş'ın sakatlık orta sahasında Şenol bir türlü orayı halledemedi. Oğuzhan'ı koyuyor, Tolga'yı koyuyor. Oradan oraya atlatıyor, buradan buraya atlatıyor. Bak Medel'le şeyi koydu. Atiba'yı. Herkes Atiba'ya sallıyordu. Evet. Şimdi Medel'le Atiba'yı koydu. Adamın iki tane yan topu yok. Üç tane geri bası yok şeyin Medel'in. Attığı her top ileriye. Bir de önüne baskı yapıp top kaptı çok. Ne oldu? Hangi... Kaç tane gol attı şey? Babel. Babel? Üç tane. Üç tane. Babel'i gördünüz mü kendi ceza alanında? Avrupa Kupası maçlarında ceza alanında ben 10 defa görüyorum Babel'i. Geriye yardıma geldi. Hiçbirisi geriye gelmediler çünkü geri sağlam top çıktı. İşte benim bugünkü getirdiğim eleştirinin sebebi de bu. Allah Allah. Bak hocam. Ya kardeşim ben Beşiktaş orta sahası yok dediğimde... Herkes dalla geçti. Tamam, dediler ki şey olur mu ya diyoruz. Ama senden hani... sonra mesela hocam, Tolgay, neler Oğuzhan, yaptı Şenol? Oğuzhan. Ya neler yaptı? Medel değiştirdi. Halledemedi. Oğuzhan'ı koydu olmadı. Ötekini koydu, bunu koydu. Sonunda cart diye çıkardı. Kupa maçında ne yaptı biliyor musun hocam? Şeyin hocam bir dakika yapıyor. Benim dediğim yere geldiler mesela. Bayern Münih'in de antrenmanını yapıyor şimdi. Daha oraya bir daha bir Tolga'yı da koyacak. Ama bak aynı şeyi söyledim. Aynı şeyi söylüyoruz. Bak ben de dedim ki sözün başında. Niye geliyorsun bu kadar geriye? Gelme. Oyun tarzı bırak. O. Hayır Mehmet Topal'la Soğuz'a'ya bırak oyun abi. Oyun tarzı o. Atıf kalsın, Dirar kalsın, Giuliano kalsın, Soldado kalsın ileride. Herkesi topun arkasında istiyor. Ne yapacak abi? Karabük takımı bu kadar gelecek mi senin üstüne? Ya da gelse bile senin defansın zaten onu halledecek. İlker, hocam, güzel hani, de. İlker, bak, aynı güzel şeyi de. Söylüyoruz. Beşiktaş'ın forvetine bak. Quaresma, Babel, evet. Talisca, Cenk. Dün ne girelim? Şimdi dön Fener'e bak. Abi bir de işin gerçeği var abi. Tamam. Bak yani bir de adamların 3 senedir oynuyor bunlar. Hocam Babel şey ne derler? Giuliano fena değil. Dirar'la şeyi mukayese et. Vallahi daha çok skora katkı yapmış Quaresma'yı. Ama öyle oldu. Quaresma'nın skora katkısı yok ya ki. Ya öyle oldu halde attıkları golü ya Fener'in. Hocam ya o kadar eleştiriyoruz. 30 kaç oldu? 32 33 oldu. Evet. Yani öyle diyorsunuz da attıkları gol gene iyi ya. Sen diyorsun ya Şenol Hoca deney işler yapıyor.